en önemli noktası İran'a bulaşması, bizi de yakından ilgilendiriyor demiştik. Artık orada da iki kişi hayatını kaybetti bildiğiniz gibi. Ve bugün parlamento seçimleri var İran'da. Ve bu koronavirüs vakası sebebiyle bunun gölgesinde gidiliyor. Hemen gideceğiz İran'a şimdi. Nasıl bir durum var? Katılım ne yönde koronavirüs nedeniyle seçime katılımı etkiledi mi sorularıyla birlikte meslektaşımız Azar Mahtavan telefon attığımızda. Hoş geldiniz Haber Global'e. Alo, merhaba. Hoş geldiniz Haber Global'e. Seçim için şu soruyla başlayalım isterseniz. Koronavirüs meselesi etkiledi mi katılımı seçime? Şimdiye kadar aslında bildiğiniz üzere İran'ın Kum kentinde belirlendiği, şimdiye kadar 5 kişi bu vakaya yakalandığını, 2 kişinin bu 5 kişinin içinden 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiliyor. Etkilenmesi, hayır, etkisi yoktur. Aslında çok önemli bir seçim olduğu için de halkın büyük katılımını hissediyoruz. Bildiğiniz üzere İran'da cumhuriyet üzerine kurulan bir ülke olduğu için halkın yoğun katılımı büyük önem taşıyor. Yerel seçim olsun ya da cumhurbaşkanlığı seçimleri olsun fark etmez. Aslında İran'ın uluslararası düzeyinde durumu, özellikle yaptırımlar konusu göz önünde bulundurursak, seçimlerin katılımı ülkenin istikrarı ve güvenliği için garanti olduğu için halk bir sandık başına gitti, sabahın erken saatlerinden gittiğini haberini alıyoruz. Yakın zamanda Süleymani'nin öldürülmesine şahitlik ettik. Bunun bu seçime bir etkisi var mıdır? Beklenti ne yönde? Seçim sonucu nasıl olacak? Tabii yaptırımlar konusu olduğu için işte Amerika'nın İran'a karşı uyguladığı siyasi politikalara bakılırsa halk bunu anlıyor ki biz de bu seçimlerde her zaman olmamız lazım. Devletle halkın arasında her zaman bu ilişkini sıkı bir şekilde, iyi bir şekilde tutmamız lazım ki bunların da biri seçimlerdi. Onun için tabii ki etkisi var ve halkın belki bu yoğun katılımı da bundan kaynaklanıyor. Peki, çok teşekkür ederiz. Meslektaşımız Azar Mahtavan aktardığı bilgileri. YouTube kanalımıza abone olun.